HBS Antatölyesi'ne hoş geldiniz. Ben Halit Özmisili. Bu hafta yeni bir mekan daha çizeceğiz. 2 hafta oldu. Güzel gidiyor. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenmediğiniz şeyleri söyleyebilirsiniz ya da şöyle yapsak daha iyi olabilir dediğiniz şeyleri söyleyebilirsiniz ya da çizmemi istediğiniz şeyleri söyleyebilirsiniz. Ben memnunum şu an gidişattan. Ufak bir değişiklik yaptım. Arkadaşıma videoları izletmiştim. Sence nasıl diye. Hep söylüyorum ya videolarda. Ben çizim seviyesini birazcık aşağıda tutmak istiyorum. Çünkü gözünüz korksun istemiyorum. Birazcık siz de cesaretlenin diye. O yüzden arkadaşım da şöyle bir öneride bulundu. Bence çizim seviyesini arttır dedi. Ben de onu dinledim bu hafta. Video süresi bir tık uzun olabilir. Öyle tahmin ediyorum. Ama güzel bir çizim çıkaracağız. Bu hafta öyle deneyelim. Sizden şunu isteyeceğim sadece. Videoyu izledikten sonra hocam eskisi daha iyiydi, ona devam edelim. Ya da bu daha iyi, buna devam edelim diyebilirsiniz. Yine çok yükseltmeyi düşünmüyorum seviyeyi. Birazcık bir tık arttıracağım. Daha da arttırabilirim çizim konusunda. Hani seviyeyi istediğimiz kadar arttırabiliriz. Sadece gözünüz korkmasın. Ben yine orta kademede bir şeyler çizeceğim. Siz de dediğim gibi beğenmediğiniz şeyleri söylersiniz. Mekan çizimine geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Geçen hafta bunu yapmıştık. Hatırlarsınız. Şimdi yeni bir sayfa açacağız. Şöyle açarken ben böyle şeyler de çiziyorum arada. Bunları da görmüş olabilirsiniz. Bu çizdiklerimi de Instagram'dan paylaşıyorum. Hikayede de paylaşıyorum. Post olarak da paylaşacağım. Bu daha bitmedi. Önce dış taramasını attım. Şimdi içini detaylandıracağım. Bitmiş halini Instagram'da görebilirsiniz. HB Sanat Atölyesi sayfamızda. Şimdi yeni bir sayfa açıyoruz. Evet, açtık. Şurası biraz kirlenmiş. Niye kirlenmiş? Malzemelerimiz her zamanki gibi hamur silgi, 0.5 uçlu kalemlerimiz ve şöyle bir kalem. Bunu ucu ne bilmiyorum, hediye gelmişti. İçindeki 2B sanırım. Şimdi bunun içinde HB var, 0.5 HB, Rotring'in 300 serisi. Bu da Rotring'in 500 serisi. Bu benim favori kalemim. Bunun içinde de 2B, 0.5 uç var yine. Bu üçünü kullanıyorum ben çizim yaparken. Geçenlerde biri sormuştu hocam hangi kalemleri kullanıyorsunuz diye. Rotring kullanıyorum. Şimdi bugün yine mekan çizeceğiz. Bu sefer birazcık derinlikli olacak ama mekan da değil tam aslında. Yani mekan ama bu sefer ev falan çizmeyeceğim. Bir kapıdan böyle bahçeye doğru açılan bir kapıdan köy evi gibi kırsal bir görüntü çizeceğim. Evet başlıyorum. Her zamanki gibi ufuk çizgimi belirlemem lazım. Bu sefer bu arada kağıdımızı dik tutacağız. Şöyle bir ufuk çizgisi belirleyelim bakalım. Doğru mu? Evet, hemen hemen düz. Bu sefer noktalarımı koyamayacağım. Çünkü kağıdı dik tuttuğum için kağıdın dışında olacak noktalar. Mesela atıyorum bir tanesi şurada. Kadraja giriyor mu bilmiyorum. Bir tanesi de daha ileride gibi düşüneceğim. Perspektifte şunu söylemiştim. Noktalar illa kağıdın içinde olmak zorunda değil. Bilmeyenler için, yani videoyu izlemeyenler için sağ üst köşeye perspektif videomu koyabilirim. Oradan dinleyip daha rahat anlayabilirsiniz. Geriye giden, yani bir obje perspektife uğraması için geriye doğru giderken daralır. Şimdi bunu çizerken daha rahat anlayacaksınız. Yani şöyle örnek vereyim. Bir masaya ya da bir koltuğa, bir sandalyeye, bir eve, bir şeye baktığımızda bize yakın olan köşe bize daha büyük olur. Uzak olan köşe ise daha küçük olur. Bu perspektiftir. Bunu nasıl örnekleyebiliriz? Mesela şundan örnekleyelim. Bundan olmaz. Şundan örnekleyelim. Şöyle tuttuğumda, eğer bulanıklaşmıyorsa, kalemin ucu daha büyüktür, elim daha küçük kalıyordur. Yani yan yana geldikleri gibi değildir. Şöyle baktığınızda, bu olaya perspektif diyoruz. Tamam. Bunu söylemiştik zaten. Şimdi çizmeye başlayalım. Başlıyorum. Dediğim gibi noktalar kağıdın dışında. Hayali noktalarla perspektife göndereceğim her şeyi. Şurada bir kapı olsun istiyorum bu sefer. Önce eskizimi alıyorum. İki noktalı perspektif gibi olacak. Bakın kapının bize yakın olan kısmı, şimdi uzaktaki kısmını yapacağım. Böyle bir kapımız olacak. Kapının tutunduğu bir direk. Yine araştırma çizgileriyle başlıyorum. Bir de bize daha yakın bir direk. Bu da perspektifimizi arttırsın, derinliğimizi arttırsın diye. Şuraya, şu boyda bir direk daha koyacağız. Şuraya da bir tane koyalım. Çünkü kapının karşılığı olması lazım kapı kapandığında. Bunu da şu şekilde yapıyorum. Buradaki direk vardı ya. Bunu öne doğru taşımam lazım perspektifle. Hayali perspektif noktama gönderiyorum. Tahmini şuraya denk gelir. Yani bu kapıyı kapattığımızı düşünelim. Öne doğru büyüyerek geleceği için şöyle bir kapanma varsayalım. Burada şöyle
böyle gidiyorsa kaçış noktam çok ilerlerdi. Buradan da şu şekilde gelir. Maksimum şu boyutta olur. Bunlar hep göz kararı. Birazcık çize çize baka baka alışıyorsunuz zamanla zaten. Etrafı gözlemleyerek. Şöyle bir kalınlığı olsun. Düz çizgi çekmek için fark ettiyseniz kağıdın yanını kullanıyorum. Siz de kullanabilirsiniz. Cetvel kullanmayın. Şöyle. Tamam. Şimdi bunun bir derinliği olacak. Öbür kaçış noktasına, yani şunun gittiği yere göre bunu da gönderiyorum. Bakın buradaki genişliğe bakın, buradaki genişliğe bakın. Perspektife gittiği için daralıyor. Aynı şekilde bunu da bunun gittiği yere doğru. Bir kalınlık verdim. Kağıdın yanını kullanarak yine mümkün olduğunca düz bir çizgi çizmeye çalışıyorum. Bununla çizdik. Ön taraf hemen hemen bitti. Detaylandıracağız. Kapının şurasında bir tahta olsun. Tahta bir kapı olacak. Bunun da burasında, yani bunun da derken alt tarafında. Şuradan şöyle köy kapısı gibi çapraz bir şey atalım. Ve dikmeler. Geriye gittikçe hafifçe daralsın. Perspektife uğradığı için azıcık daralması lazım çünkü. Şu an çok eskiz. Ben bu şekilde çalışıyorum. Şurada bir menteşe. Aşağı iniyorum. Buraya da bir menteşe yapacağım. Yine perspektife gönderiyorum. Buraya sanki çit varmış gibi çit yapacağım. Çit varmış gibi değil, çit yapacağım. Şu şekilde. Bunun arka kısmına birazcık taş dokuları falan ekleyebiliriz. Birazcık detaylandıracağım ya. Şöyle bir taş duvar gibi bir şey ekleyelim. Şu an hızlıca eskiz almaya çalışıyorum. Size anlattığım için tabii çok hızlı olmuyor. Şurada bir taş olsun. Hızlı alalım. Hızlandırıyorum. Ne yaptık? Şimdi taşları yaptık. Buraya bir taş dokusu daha ekleyeceğim. Ufuk çizgim burasıydı ya. Buradan sonra küçük çitler ekleyeceğim şuraya. Çok az böyle gözüken. Burada böyle yine çalılar falan ekleyeceğim. Şuraya ağaç gövdesi ekleyelim bir tane. Uzakta. Yanına bir ağaç daha. Ağacımız şöyle gelsin. Şöyle kağıdımızı doldursun. Bu sefer gölgelendirmemiz uzun sürecek. O yüzden hızlı yapacağım. Sonucu görmeniz için. Uzakta şöyle bir çatı. Sanki bir ev varmış gibi tepede. Ağaçların arkasında kalan. Buraya ağaç koydum ya, bu tarafa da ağaç gibi bir şey koyalım. Ama bu sefer çalılardan falan ibaret olsun. Şöyle birazcık birbirlerine yaklaşsınlar. Şöyle bir ağaç görüntüsü gibi koyalım. Bu sefer gökyüzünü komple boyayacağım. Ve silgiyle böyle ışık efekti yapmak istiyorum. Onların hepsini göstereceğim. Kabaca eskizim bu. Şimdi bunu yavaş yavaş detaylandırmaya başlayacağım. Ama öncesinde bir kağıt almam lazım. Geliyorum. Kağıdımı aldım. Bu kağıdı hep söylüyorum. Şöyle tonlarken elinizin altında durması gerekiyor. Ki kağıt kirlenmesin. Bu kirlensin. Bu burada dursun şimdi. Şimdi başlıyorum ufak ufak. Nereden başlayalım? Kapıdan başlayalım. Diğer kalemimi alıyorum. 2B dediğim kaleme. Şuraya bir de böyle çan gibi bir şey çizmek istedim. Şöyle bir şey kapıya gelsin şöyle. Ya da şuradan şöyle bağlansın. Böyle havada asılı bir şey olsun. Buradan da şuna bağlansın. Şöyle zincirimsi bir şey. Şimdi başlayabilirim artık tonlamaya. Şuradan başlıyorum. Yavaş yavaş tonlayacağız. Ya da kapıdan başlayalım. Kapıya ahşap dokusu vereceğim. Bunu verirken, yani yaparken çizdiğimiz şeyi örnekler böyle koyup karşımıza öyle yapabiliriz. Ben hayali yapmaya çalışacağım. Elimin altında bir kağıt. Bunu unutmuyorum kesinlikle. Şurada şöyle bir çivi gibi bir şey olsun. Şuraya şöyle bir iki çivi etkisi gibi bir şey koyalım. Şöyle azıcık ahşap etkisi verelim. Şimdi önce buna genel bir ton atıyorum. Sonra ahşap etkisi verebilmek için şöyle ahşapta damarlar olur ya, damar mı denir, yol mu denir? Onlardan atıyorum. Birazcık koyulaştırıyorum bazı yerlerine. Kendi isteğime göre şekillendiriyorum. Birazcık daha böyle yontabilirim. Şöyle ahşap biraz daha sanki tahta, doğal bir tahtaymış gibi olsun diye. Aynı şeyi şimdi normalde kağıdımı çevirerek çalışıyorum ben. Ama size düzgün bir kadrajdan anlatabilmek için kağıdımı çeviremeyeceğim. Siz çevirerek çalışın. Şimdi burayı yaptık. Şimdi burayı yapacağım. Aynı şeyi buraya da yapıyorum. Şöyle bir et kalınlığı veriyorum önce.
azıcık şöyle yamuk yumuk bir şeyler yapalım. Aynı şekilde genel bir ton atalım. Çiviler koyalım. Böyle yamuk çakılmış bir çivi olsun. Burada da olsun bir tane. Bir tane de şuraya böyle büyük bir çivi koyalım. Buna da aynı şekilde böyle yollar falan yapalım. Şuradan ayıralım, şöyle bir koyu bir ton atalım oraya. Yavaş yavaş ahşap çıkmaya başlıyor. Şimdi şu kapının üst kısmını yapayım bu sefer de. Burada da şuradan gelsin. Şöyle azıcık dışarıya taşsın. Nasıl olsa böyle delme çatma bir şey. Çivileri şöyle çakalım. Bunda daha fazla çivi olsun. Şurada da şöyle bir parça koyalım. Farklılık olsun. Her yeri aynı yapmayalım. Böyle metal gibi. Yine aynı burada yaptığımız etkiyi genele yayıyoruz. Şimdi burada anlata anlata gidiyorum ya. Şöyle bir şey var. Şimdi buradaki dokuyu anlattım zaten. Aynılarını buna da yapacağım. O yüzden burayı atlayarak geçiyorum. Çünkü video süresi çok aşırı uzun olacak ve izlemek istemeyeceksiniz biliyorum. Ben olsam izlemem hepsini. O yüzden kağıdımı böyle koyuyorum. Bakacağım duruma göre. Belki hızlandırırım, belki hızlandırmam. Hızlıca atlarım. Şu kapının bitmiş haline geçeriz. Aynı taktiği uygulayacağım. Tonlayacağım. Damarlar atacağım şu şekilde. Belki arada ton farklılıkları uygularım. Zaten onu yapınca görmüş olacaksınız. Tek düze bir şey olmasın diye. Evet, şimdi geçiyoruz o tarafa doğru. Hadi. Evet arkadaşlar. Şimdi dediğim yere geldik. Hızlandırdık. Böyle bir doku elde ettik. Şimdi ne yapacağım? Aynı dokuyu buraya taşımaya çalışacağım. Biraz daha farklı tonlayacağım. Yine aynı şekilde, sadece ton farklılıkları farklı. Yani ton farklılıkları etkileyecek. Yani şuraya belki şöyle ahşabın sanki çit girecekmiş gibi bir alan ekleyeceğim. Boyayalım. Bir tane de şuraya ekleyelim. Böyle birazcık farklı olsun diğerlerinden. Bunu, bunu ve bunu yapacağım. Yine aynı burada uyguladığım taktiği sadece bunlara yansıtacağım. Sonraki şeylerde de taşları yapacağım. O taşları beraber yaparız bir iki tanesini. Sonra yine hızlandırırım. Böyle daha iyi olacak sanırım. Şimdi başlıyorum yine. Şöyle. Tırtıklı bir yüzey yarattık. Bunu aşağıya doğru taşıyorum. Bu taraftan da taşıyalım. Şimdi hızlanabilirim. Bu şekilde bir doku çıkarttık. Hiç fena değil. Tamam. Şimdi bu dokunun aynısını buna, buna ve şu küçük parçalara uygulayacağım. Bunu hızlandıracağım. Yani kusura bakmayın. Hızlandırıyorum. Evet, şimdi ne yaptık? Ön tarafı netledik. Arka taraf ve taşlar kaldı. Şimdi şuradaki taşları yapacağım. Bunu beraber yapalım. Şunu birazcık netleyelim. Şuradaki dokuyu genele yaydım. Bunları sonra belki netlemeler ekleyebiliriz. Ama önce taşlar. Taşlarda ne yapıyorum? Önce bir taş dokusu çiziyorum. Yani taş şekli çiziyorum. Böyle köy duvarı gibi olacak dedim ya. Önce bunu çizeyim. Köy evi duvarı. Köy duvarı değil. Böyle rastgele şekiller çiziyorum yani. Geçen hafta da yapmıştık bunu. Ama geçen hafta biraz az detaylı yapmıştık. Şimdi daha detaylı. Şimdi ufak ufak başlıyorum. Şunu ince ayıralım. Bunu da ayıralım. Tamam. Şuradan şöyle bir detayımız olsun. Bunu yaparken ne kadar yavaş yapıyorum farkında mısın? Bilmiyorum ama. Yavaş yavaş yapmak gerekiyor ki istediğimiz etkiyi alalım. Bazı yerlerde koyulukları arttıracağız. Bazı yerleri şurada olduğu gibi beyaz bırakacağız. Kağıdın beyazını göreceğiz. Bazı yerlerde böyle tarayacağız. Aşağıya doğru. Farklı taş dokuları etkisi alabilmek için. Şöyle değişik yönlerde tararsanız, birazcık da koyu, orta, açık ton farklılığı elde ederseniz zaten istediğimiz etki hemen hemen olmaya başlayacak. Yavaş yavaş buraları böyle acele etmeden. Ben bu hafta sabırla yapıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi taşlarımız hemen hemen oldu. Şu bazı yerlerine birazcık koyuluk arttıracağım. Şöyle şu ahşabı birazcık koyulaştıralım, ayrılsın. Şöyle. Bunları da biraz koyuluk atabiliriz belki ama ilerleyen zamanda. Şimdi ne yapıyorum? Buradaki taşları da yapacağım ama bunu yine hızlandırılmış şekilde yapalım. Hızlanıyorum. Şimdi nereyi yapıyorduk? Ön plana yapıyorduk. Şu menteşelerin de detaylarını verelim. Sonra ön tarafı bitirip arka tarafa geçeceğim. Menteşeleri de şöyle boyuyorum. Şimdi ne yapacağım? Ön tarafa genel bir ton atacağım.
ışık şuradan geliyormuş gibi hayal edeceğim ve kapının gölgesini şöyle düşüreceğim. Yani şurası komple benim koyu tonum olacak. Bu sefer koyu açık orta yapacağım, tamam mı? Derinliği bu sefer daha farklı vereceğiz. Göreceksiniz siz de. Şuraya genel bir tarama atıyorum. Şuraya attığım gibi başlıyorum. Şimdi genel tonumuzu attık. Bir ton daha koyulaştırmak istiyorum şöyle. Evet. Şimdi koyu tonumuzu elde etmiş olduk. Bazı yerlerde bazı koyulukları en son arttıracağım. Mesela şuraya şöyle bir koyuluk atacağım. Şuradan hafifçe şöyle açılacak. Bunlar örnekler. Tamam. Şimdi şu kapının arkasından şöyle çalı varmış gibi birkaç tane şöyle çalı parçası ekleyeceğim. Elimin altına bunu koyuyorum artık çünkü bu kağıdı mahveder. Geçen hafta çalıları hızlıca yapmıştık. Bu hafta yavaş yavaş yapacağım. Arkadaşımı dinleyeceğim. Sizden gelen tepkileri de ona göre değerlendireceğiz. Oraya bir bitki ekledik. Şimdi şuradan şöyle arkaya doğru yavaş yavaş geçiş yapalım. Önce şu bölgeyi bitirelim. Burada şöyle hafifçe bir ton atacağım buraya. Çok hafif. Kalemin kendi ağırlığını kullanıyorum. Kalemi koydum ve kalem serbest. Kalemi hiç kaldırmadan şöyle açık bir ton attım. Şimdi ne oldu? Burası birazcık koyulaştığı için burasının koyuluğu azaldı. Bu yani burayı bir ton daha koyulaştırmamız gerekecek ama en son yapacağım. Şimdi şuraya kadar güzel. Burada şöyle hafif bir gölgemsi bir çalı etkisi. Çalıların gölgesi bu tarafa doğru devam etsin. Buradan şöyle gitsin. Şöyle kalemi yatay tutup şöyle yaptık. Bıraktık. Şimdi kalemin ucunu yine açtım. Burada yaptığım aynı şeyi kalemi koydum. Hiç kaldırmadan diğerlerinin de üstünden geçerek orta bir ton atmaya çalışıyorum. Orta tonumu attım. Şimdi burada ne yapacağım? Şöyle bir şey yapacağım. Şuralara birazcık böyle detaylar ekleyeceğim. Ön tarafa geçtim yine. Tamam. Şuraya mesela kağıdımı koyuyorum. Şurada şöyle sanki bir bitki varmış gibi. Şuraya bir bitki koyduk. Buraya da azıcık şöyle küçük parantezler atıyormuş gibi yapıp hızlıca yapıyorum bunu. İlla hızlı bir şeyler yapmak istiyorum çünkü ben. Sanki böyle yer pürüzlü, taşlı gibi bir etki istiyorum. Bunların diplerine falan şöyle koyuluk girersek birazcık daha hacimlenir. Ama yapmayacağım. Buradaki detayları önüne geçmesin. Şurada belki şöyle bir şey yapabiliriz. Şöyle bir tümsek. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Kalemimi açtım. Taşlar ekliyorum. Kalemimi böyle sürttürüyorum. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şuradan sanki şöyle bir çalılık varmış gibi. Yine kalemimin kendi ağırlığıyla ufak ufak boyuyorum şöyle. Çok ufak ufak boyuyorum. Kağıdımı koydum. Arka taraftayım yine. Şuradan şöyle bir köprüyle sanki karşıya geçiliyormuş gibi bir köprü koyuyorum. Bu derinliğimi arttırdı şimdi benim. Bu karşıya geçtikten sonra da şurası açık tonum olsun. Arkasını koyuyla boyayacağım. Şimdi şuraya geçiyorum. Burada demiştim ağaç yapacağım diye. Şimdi ağaç yapacağız buraya. Ama koyu bir ton yapacağım. Böyle küçük küçük hızlıca boyayacağım. Yukarıya çıktıkça açılacak ve dallar budaklar ortaya çıkacak. Burası böyle koyu olacak. Burayı hızlandırıyorum. Bittiğinde görüşürüz. Evet arkadaşlar. Yine sabırsızlığıma mahkum oldum. Aynı şekilde burayı taradım, boyadım. Hızlıca. Dallar, budaklar ekledim. Şimdi bu tarafa yapacağım. Bu tarafta da böyle sivri sivri yapraklı bir şey olsun diyorum. Şuradan şöyle gelsin. Böyle yaprakları olsun. Dallarını görelim şöyle. Buralara gelsin. Buralarda da böyle sivri yapraklı. İğne yapraklı. Şimdi burayı da hızlıca boyayacağım. Burada ağaç etkisini birazcık arttırırız. Boyuyorum. Evet. Hızlıca böyle bir ağaç etkisi çıkarttık. Şimdi benim yaptığım iş eskiz ya. O yüzden ben bu kadar sabırlı değilim. Burada iyi sabrettim. Burada yok. Bunlar size hızlıca öğrenmeniz gereken bilgileri vermek için yapıyorum ben. Burada koyu, açık,
orta kullanacağım. Ön tarafı biraz daha koyulaştıracağım. Göreceksiniz birazdan. Şimdi birazcık şuraları tonlayalım. Şuradaki evin çatısını boyayalım. Ve gökyüzünde şöyle bir şey yapacağım. Bu kalemi bu kadar açtım. Yine kalemin kendi ağırlığıyla şöyle genel bir ton atıyorum. Azıcık şuradan koyudan gelip açığa doğru, yukarıya doğru açacağım. Birazcık ton farklılıkları elde etmek gerekiyor çünkü. Şöyle yapalım. Şurada da azıcık ton farkı elde edelim. Şimdi burada işin içine silgi girecek devreye. Silgiyle şöyle yapacağım. Bastıracağım, çekeceğim. Bastıracağım, çekeceğim. Oradan ışık geliyormuş gibi. Şöyle bir etki. Buralara da azıcık şöyle sanki bulutlar varmış gibi hamur silgiyi basarak bulut etkisi yapacağım. Hemen hemen bitmeye yaklaştı. Şuradaki ağaç biraz daha koyu olsun. Şuradaki çitlerimi koyulaştırayım. Buraya da çalılar ekleyelim şöyle. Bulutlarda yaptığım aynı şeyi şuradaki çalılarda da yapacağım. Yerdeki çimen şeylerinde, çalılarda. Hamur silgiyi böyle döndürerek bastırıyorum. Yaptığım şey bu. Şöyle. Ve şimdi ön taraftakileri biraz daha koyulaştıracağım. Aldım kalemimi. Etkisi artsın diye birazcık koyulukları arttırıyorum. Şu en önde bunu daha da koyu yapacağım. Hızlıca ton farklarını arttırıyorum. Arkadan ayrılsınlar ki daha iyi anlaşılsınlar. Şu kapıyı şöyle bir kere daha boyayacağım. Her yerin üstünden geçersem bütün tonlar eşit derecede artıyor. Birazcık daha bazı yerleri arttırabiliriz. Şimdi görüyorsunuz az önceki ton buydu. Şimdi daha koyulaştı. Şimdi aynı şeyi şuna da yapacağız. Ve son olarak yapacağım şey burada yaptığım gibi diplere koyuluk atmak. Bütün her şeyin yere bastığı yere, yani zeminle bütün her şeyin birleştiği yere koyuluk atacağım. Her şey ön plana çıksın. Bu haftalık benden bu kadar. Gördüğünüz gibi çizdiğimiz şey bu. Daha sabırla çizdim. Kapanış konuşmasına geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Mekanımızı çizdik. Açılış konuşmasında da söylediğim gibi seviyeyi bir tık arttırmıştım. Videoda yaparken de bahsettim biraz. Bu konuda birazcık sizden destek bekliyorum. Yorum yaparsanız, hocam işte iyi ya da kötü, biraz daha arttıralım, birazcık düşürelim. Tamamen sizin elinizde. Çünkü ben siz bir şeyler öğrenin diye yapıyorum. Ama gözünüz korksun da istemiyorum. Söyleyecek başka bir şeyim yok. HB yorumlasın hashtagini hala kimse kullanmıyor. Bana özelden mesaj atıyorsunuz. Onları burada yayınlayacağım. Siz yapmıyorsunuz, ben yapacağım. HB yorumlasın hashtagiyle. Birazcık birikmesini bekliyorum. Böyle bir 10-15 tane oldu. 20-30 tane olduğu zaman açacağım tek tek çıktılarını alıp. Diyeceğim ki burada bu hatam var, burada bu hatam var. Diğer arkadaşlar da faydalanabilsin. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Bu haftalık benden bu kadar. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve neyi unutmayalım. Aa bir şey daha vardı pardon. Şeyi söyleyecektim. Şimdi yeni bir proje geldi aklıma da. Ben reprodüksiyon yapıyorum gün içinde. Canım sıkıldığında oturup çizim yapıyorum. Bu çizimleri acaba canlı yayınla mı yapsam diye düşünmeye başladım. Haftanın bir günü belirleyip akşam işte atıyorum çarşamba günleri olabilir. Saat 9 ile 12 arası ya da 9-10 arası 1-2 saat gibi böyle o reprodüksiyonu birlikte yapabiliriz. Hem ben de keyif alırım, siz de keyif alabilirsiniz. Hem de sohbet etmiş oluruz biraz. Bu konuyla alakalı da yorumlarınızı istiyorum. Eğer canlı yayın yapmamı istiyorsanız aşağıya canlı yayınla alakalı yorumlarınızı yapabilirsiniz. Başka çizmemi istediğiniz şeyler varsa da onları yorum olarak atabilirsiniz. Başka bir şey kalmadı. Bu kadar. Dediğim gibi bu haftalık benden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Videoları beğenmeyi, abone olmayı, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. HB yorumlasın etiketini de unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.